Kenya. Nefes kesen manzaralar, farklı kültürler ve olağanüstü çeşitlilikte yaban hayatıyla dolu bir ülke. Masai Mara'nın uçsuz bucaksız savanlarından Nakuru Gölü'nün sakin sularına, zirvesi karlı dağlardan okyanuslara, bu Doğu Afrika ülkesi benzersiz bir yaban hayatına sahip. Ülkenin en ünlü, en bereketli yaban hayat sahası ise kuşkusuz Masai Mara. Dünyanın en görkemli doğa olaylarından biri Masai Mara'da gerçekleşiyor. 1500 kilometre karelik bu alan, 1 milyondan fazla antilopun ve yüz binlerce zebra ve ceylanın daha yeşil otlaklar bulmak için destansı bir yolculuğa çıktığı büyük göçün ev sahibi. Masai Mara'da otların arasından bir hayalet süzülüyor. Leopar tam bir kamuflaj ustası ve pusu avcısı. Tepelerle çevrili savanları, sık çalıları ve yüksek akasya ağaçlarıyla Masai Mara, leopar için mükemmel bir yaşam alanı. Bu yalnız avcılar her koşula uyum sağlamalarıyla ünlü. Burada hem avlarından gizlenebilir hem de avcılardan korunabilirler. Zarif kaslı vücutları ve kendine özgü rozetli kürkleriyle leoparlar hem güç hem de zarafet sembolü. Delici gözleri gece görüşüne çok uygun. Karanlık çökünce rahatça avlanabilir. Avına fark edilmeden yaklaşmalarını sağlayacak şekilde sessizce hareket ediyor. Leoparlar yaşadıkları habitattaki her canlıyı yiyebilir. Bu fırsatçı avcılar küçük kuşlardan, kemirgenlerden, kendilerinden birkaç kat daha büyük antiloplara kadar her şeyi avlama yeteneğine sahip. Güçlü çeneleri ve keskin köpek dişleri avlarını hızlı ve etkili bir şekilde avlamasını sağlıyor. Leoparlar, Masai Mara'nın fırsatçı yırtıcılarından kaçmak için genellikle avlarını ağaçların üst dallarına asar. Leoparın karnı doyana kadar leşçiler ava yaklaşamayacak. Masai Mara, Afrika'nın en yanlış anlaşılan yırtıcılarından birinin tüyler ürperten çığlığıyla yankılanıyor. Benekli sırtlan, her koşula uyum sağlayabilen, karmaşık sosyal ilişkileri olan bir canlı. Bu güçlü etobur, çayırlardan insan yerleşimlerinin kenarlarına kadar her habitatta rahatlıkla yaşayabilir. Çoğunlukla terk edilmiş aardvark yuvaları veya saklanabilecekleri doğal delikler, sırtlanların etrafında sosyalleştiği yerler. Sırtlanlar klan adı verilen katı bir hiyerarşiye sahip sosyal gruplar halinde yaşar. Baskın bir alfa dişi tarafından yönetilen bu klanlardaki sırtlan sayısı 80 bireyi bulabilir. Sosyal bağları, yavrular arasındaki etkileşimler, tımarlama ve oyunlar sayesinde güçlenecek. Klandaki her üyenin bölgelerini savunmak, avlanmak veya gençlere bakmak gibi bir rolü var. Sağlam yapıları, güçlü çeneleri ve benekli kürkleriyle sırtlanlar tam bir dayanıklılık abidesi. Ön bacakları arka bacaklarından daha uzun, boynu kalın, çok uzun ve kaslı. Bu fizik, uzaktan dahi fark edilebilen eşsiz bir görünüşe sahip olmasını sağlamış. Güçlü boyun kasları sayesinde büyük leşleri ve kemikleri parçalayıp yuvasına taşıyabilir. Sırtlanlar genel olarak leşçil olarak bilinseler de aslında usta avcılardır. Gruplar halinde çalışarak antilop ve zebra gibi büyük otçulları rahatlıkla avlayabilme yeteneğine sahip. Güçlü çeneleri kemikleri kırabilir, derileri parçalayabilir, avlarının neredeyse her parçasını tüketmelerini sağlar. Sırtlanlar yetenekli avcılar olmalarına rağmen sıklıkla diğer yırtıcı hayvanların artıklarıyla besleniyor. Keskin koku alma duyuları ve mükemmel gece görüşleri sayesinde 24 saat yiyecek arayabilirler. Aslanlar ve diğer leşçilerle sık sık rekabet etseler de kazanamayacağı bir savaşa giremeyecek kadar akıllı bir yaratık sırtlan.
Geri çekilip beklemesi gereken zamanı iyi biliyor. Sırtlan klanındaki bireyler karmaşık sesler, vücut dili ve koku işaretleri aracılığıyla iletişim kurar. Gülüşü andıran ünlü sesleri, avları koordine etmek, tehlike sinyali vermek veya hakimiyet kurmak için kullandıkları birçok sesten sadece biri. Son araştırmalar onların şaşırtıcı zekalarını ortaya çıkardı. Bilim insanları, sırtlanların problem çözme ve karmaşık sosyal yapıları içindeki bazı davranışlarıyla primatlara rakip olabileceklerini söylüyor. Masai Mara, büyük memelileriyle ünlü olsa da burası aslında gerçek bir kuş cenneti. Bu alanın her köşesi irili ufaklı kuşlarla dolu. Savanın en renkli kuşlarından olan leylak göğüslü gök kuzgun da bu toprakların en güzel, en sembol kuşlarından. Pembe, mavi ve yeşilden oluşan canlı tüyleri, savanın tek düze sarı fonunda kuşun göze çarpmasını sağlamış. Gök kuzgunları yüksek dallara tünemiş, böcekleri, kertenkeleleri ve küçük memelileri bulmak için toprağı tararken görmek mümkün. 1 metre yaşam boyuyla sekreter kuşu muhtemelen sadece Mara'nın değil, dünyanın en eşsiz kuşlarından biri. Uzun bacakları ve çarpıcı siyah tepe tüyleriyle çayırlarda dimdik yürüyor. Sekreter kuşu bir yırtıcı. Yılanlar, kemirgenler ve iri böcekler peşinde dolaşıp avını gördüğü anda güçlü tekmesi sayesinde etkisiz hale getiriyor. Zarafet sembolü olan taşlı turna, Masai Mara'nın sulak alanları da dahil her bölgesinde görülebilir. Altın tüylerden oluşan tacıyla göze çarpan bu kuş, gösterişli kur dansları yapıyor. Çiftler senkronize hareketlerle birbirini selamlıyor. Kanatlarını uzatarak sıçrayacak, eğilecek, kanatlarını çırpacaklar. Mara ekosistemindeki en hayati rollerden biri kuşkusuz akbabalara ait. Bu leşçil kuşlar doğanın temizlik ekibi. Keskin bir görme yeteneğine sahip akbaba, yükseklerde süzülüp düzlükleri tarıyor ve leş arıyor. Güçlü mide asitleri, çürüyen etleri güvenli bir şekilde tüketmelerine olanak tanırken, bakterilerin, hastalıkların yayılmasını önlüyor. Kuş meraklıları için bir cennet olan Masai Mara, inanılmaz çeşitlilikte kuş yaşamına ev sahipliği yapsa da dünyanın en görkemli kuş buluşmalarından biri Mara'nın hemen kuzeyinde. Kenya'nın alkali göllerinin kıyıları adeta pembe bir deniz. Nakuru Gölü, Bogoria Gölü ve Magadi Gölü flamingoların başlıca yaşam alanları. Bu sığ, tuzlu sular, siyanobakteriler ve kabuklular açısından çok zengin. Burası Kenya'nın zarif kuşları için mükemmel bir beslenme alanı. Sodalı göller, çarpıcı güzelliğe ve ilgi çekici renklere sahip flamingolar için çok önemli sığınaklar. Flamingolar yiyecek ve uygun yuvalama alanları bulmak için sürekli hareket eden göçebe bir yaşam tarzına sahip. Hem beslenme hem üreme alanlarında büyük, gürültülü koloniler oluşturan sosyal kuşlar. Çarpıcı görünümleri sayesinde dünyanın en tanınan kuşlarından biri flamingo. Soluk pembeden canlı kırmızıya kadar değişen tüyleri, siyanobakteriler ve kabuklularda bulunan karotenoid pigmentler açısından zengin besinlerin sonucu. Bu besinleri ne kadar çok tüketirlerse renkleri o kadar canlı ve parlak olacak. Filtre görevi gören benzersiz gagaları, yiyecekleri sudan verimli bir şekilde çıkarmalarını sağlıyor. Bu kuşlar çamurlu göl yatağını ayaklarıyla karıştırıp ardından suyu filtreleyerek besleniyor. Gagaları yiyecekleri sudan süzmelerine yardımcı olan tarak benzeri bir yapıya sahip. Flamingonun hayatı sürekli hareket halinde. Su seviyelerindeki ve yiyecek mevcudiyetindeki mevsimsel değişiklikler
göçleri tetikliyor. Devamlı Doğu Afrika'nın farklı gölleri arasında gidip geliyorlar. Bu yolculuklar tehlikeli. Yırtıcı kuşlar, hastalık, diğer avcılar, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin etkilerine kadar birçok zorlukla dolu. Ancak flamingolar sürekli değişen çevrelerine kararlılıkla uyum sağlayan olağanüstü bir dayanıklılık sembolü. Nakuru Gölü'nün en önemli sakinlerinden biri de beyaz gergedan. Kalın, zırh benzeri derileri, burunlarının ucundaki boynuzlarıyla bu muhteşem yaratıklar adeta doğanın dayanıklılığının bir kanıtı. Beyaz gergedan savanı kaplayan otlarla besleniyor. Genellikle baskın bir dişi tarafından yönetilen küçük gruplar halinde dolaşan sosyal canlılar. Yavrular uzun süre annelerinin yanından ayrılmayacak, onun dikkatli bakışları altında bu vahşi topraklarda yaşamayı öğrenecek. Nakuru olağanüstü bir doğa koruma projesinin sonucu. İnsan yerleşimine çok yakın bu koruma alanı, gergedan dışında pek çok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Sıkı koruma önlemleri buradaki canlıların sayılarının artmasına yardımcı oldu, gelecekleri için umut verdi. Sulak alan civarındaki çayırlarda dolaşan bu gergedanlar, özverili koruma çabalarının nesli tükenmekte olan türlerin kaderini terse çevirmenin mümkün olduğunun en güzel kanıtı. Nakuru Gölü'nü çevreleyen ormanlık alanda aslan, leopar ve sırtlan gibi yırtıcı hayvanlar bol. Ancak bu yırtıcı avcılara rağmen bufalo, özellikle sürüler halinde bulunduğunda bölgedeki en tehlikeli hayvanlardan biri. Bu çamur havuzları bufalo için birçok farklı amaca hizmet ediyor. Kendilerini böceklerden, sineklerden ve acımasız Afrika güneşinden korumak için vücutlarını çamurla kapladıkları bir toplanma noktası. Aslanların hedefinde olmasına rağmen bufalo kolay bir av değil. Av sırasında rakiplerine ciddi zararlar verebilir. Sürüsünden ayrılan hasta ve yaralı ceylan, göl kenarında kaderine boyun eğmiş. Çakal, Afrika düzlüklerinin en fırsatçı yırtıcılarından. Ceylanın savunmasızlığını çok uzaktan fark etmiş. Avının etrafında dönen çakal, yaralı hayvanı sıkıştırıp ısırarak taciz ediyor. Ancak çok geçmeden ceylanın henüz tamamen savunmasız olmadığını anlayacak. Çakal çok sabırlı. Ceylan tamamen bitkin düşene kadar civardaki leşlerle idare edecek. Geyserler genellikle yoğun volkanik aktivitenin olduğu bölgelerde görülür. Büyük Rift Vadisi'nde yer alan Bogoria Gölü, binlerce yıl önce volkanik güçlerin şekillendirdiği bir yer. Son patlamalar 3000 yıl önce meydana gelmiş olsa da, yer altındaki kaynayan su hala aşağıdaki volkanik aktivitenin ipuçlarını veriyor. Sülfürik buhar ve kaynayan göl suyu hem insanlar hem de yaban hayatı için tehlikeli bir ortam yaratırken aynı zamanda büyüleyici görüntüler de yaratıyor. Geyser bölgesinin sıcak ve nemli koşullarını sığınak olarak kullanan böcekler bazı cesur kuş türlerinin de ilgisini çekmiş. Bunların arasında bu olağan dışı manzaranın sakini demirci kız kuşu öne çıkıyor. Dumanı tüten suyun ortasında kayalıklarda gezerek yiyecek arıyor. Bogoria Gölü çevresindeki sık çalılıklarda
Doğu Afrika'da nadir görülen bir antilop türü var. Büyük kudu. Bu büyük ama zarif yaratığı bu coğrafyada görmek zor. Sarı kahverengi gövdesi çarpıcı beyaz çizgilere sahip. Erkeklerin sarmal boynuzları etkileyici bir şekilde 180 santimetreye kadar ulaşabilir. Bu utangaç hayvanlar beslenmek için gecenin karanlığını veya şafağın erken saatlerini tercih ediyor. İnsan faaliyetlerinden mümkün olduğunca uzak duruyorlar. Kenya'nın en özel doğal alanlarından biri, ülkenin kuzeyindeki kurak, yarı çöl habitatlara sahip Samburu. Burada hayat zorlu. Kaynaklar Masai Mara'ya göre biraz daha kıt. Samburu'daki canlıların ortama uyum sağlamaktan başka şansı yok. Samburu güneyden tamamen farklı bir manzaraya sahip. Kısa ve dikenli çalılara sahip kuru ovalar, kayalıklar ve dikenli akasya ağaçlarından oluşan farklı habitatlara sahip. Bu kurak bölgede yaşam olmasının tek sebebi var. Samburu'nun ortasından geçen nehir. Her biri hayatta kalmak için mücadele eden bu canlılar nehir sayesinde yaşamlarına devam edebiliyor. Çarpıcı turuncu kahverengi zemin üzerine beyaz çizgilerden oluşan deseniyle retiküle zürafa Samburu'nun sembollerinden. Bu görkemli yaratıklar akasya ağaçlarının yapraklarıyla besleniyor. Uzun boyunları ve uzun dilleri sayesinde diğer canlıların ulaşamadığı yüksekteki dikenli dallara rahatlıkla erişebiliyorlar. Türünün en nadide örneklerinden biri olan grevi zebrası, ince çizgileri ve büyük yuvarlak kulakları ile dikkat çekiyor. Yemyeşil savandaki akrabalarına göre değişik bir görünüme sahip. Muhtemelen Samburu'daki en farklı, en eşsiz canlı Gerenuk. Zürafa antilobu olarak da bilinen Gerenuk, Kenya'nın Samburu bölgesi de dahil olmak üzere Doğu Afrika'nın kuru çalılıklarında bulunan eşsiz bir antilop türü. En dikkat çekici özelliği ona zürafa benzeri bir görünüm kazandıran uzun boynu ve ince bacakları. Bu zarif hayvan küçük, kama şeklinde bir kafaya, büyük, etkileyici gözlere ve komik gözüken kepçe kulaklara sahip. Arka ayakları üzerinde durma, uzun boyunlarını kullanarak çalıların ve ağaçların yükseklerine ulaşma konusundaki olağanüstü yetenekleri, diğer otçulların ulaşamayacağı besin kaynaklarına erişmelerini sağlamış. Bu benzersiz beslenme davranışı, aynı zamanda yiyecek için diğer türlerle rekabetlerini de azaltıyor. Afrika'nın en yüksek zirvesinin eteklerinde, Kenya'nın kuzeyindeki Samburu'nun engebeli ve kurak manzaralarından çok farklı bir koruma alanı var. Burası Amboseli. Devlerin ülkesi. Geniş ovaların, bataklıkların, Kilimanjaro Dağı'nın karla kaplı manzaralarıyla süslendiği bir yer. Açık savanlardan yemyeşil sulak alanlara, akasya ormanından bataklıklara, Amboseli'de çok farklı habitatlar var. Kilimanjaro Dağı'nın eriyen karlarıyla beslenen bataklıklar, parkın en önemli sakinleri olan filler için bir sığınak, dinlenme ve beslenme merkezi. Afrika'nın en büyüklerinden olan bu nazik devler, geniş aile grupları halinde düzlüklerde dolaşıyor. Filler ailenin en yaşlı ve en tecrübeli dişisi olan bir ana reis tarafından yönetilen, birbirine sıkı sıkıya bağlı aile gruplarında yaşar. Liderin arazi ve su kaynakları hakkındaki bilgisi, sürünün hayatta kalması için çok önemli. Amboseli fillerinin günlük yaşamı, yiyecek ve su arayışı etrafında şekilleniyor. Bataklıklar sadece su sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda zengin bitki örtüsü sayesinde fillerin karnını da doyuracak.
Fil aileleri beslenmek, yıkanmak ve oynamak için kurak amboselinin ortasındaki bu batak alanlara bağımlı. Bataklıklardaki etkileşim anları, aile üyeleri, özellikle de genç bireyler arasındaki bağları güçlendirecek. Filler karmaşık bir iletişim sistemine sahip, son derece zeki ve sosyal canlılar. Kilometrelerce uzağa ulaşabilen düşük frekanslı gürlemelerden, heyecan veya alarm trompetlerine kadar çeşitli sesler kullanıyorlar. Bu seslerin çoğunu insan kulağıyla duymak mümkün değil. Beden dili ve dokunma da etkileşimlerinde önemli role sahip. Ana reisin liderliği hayati öneme sahip. Kurak mevsimde uzaktaki su kaynaklarına dair hatırası, aile için yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Genç filler ondan çok şey öğrenecek. Bir gün kendi sürülerini yönetebilmek için bu eşsiz bilgilere ihtiyaçları var. Amboseli'de yaşam toz pembe değil. Yırtıcı hayvanlar, kuraklık ve insan-yaban hayatı çatışması tüm canlılar için sürekli tehdit oluşturuyor. Hayvanlar sıklıkla korunan alan sınırlarının dışına çıkıyor. Bu da yerel topluluklarla karşılaşmalarına sebep oluyor. Bu muhteşem canlıları korumak, alanlarının daralmasını ve habitat kaybını önlemek için koruma çalışmaları büyük önem taşıyor. Amboseli'nin sulak alanları kuş sürülerinin, özellikle de su kuşlarının tercih ettiği alanlar. Bu bölgede 400'den fazla kuş türü yaşıyor. Afrika balık kartalları sulak alanların müdavimlerinden, belirgin, etkileyici çığlıkları parkın her köşesinde yankılanıyor. Ancak balık kartalının gerçek krallığı kuzeydeki Naivasha Gölü'nde. Kenya'nın Büyük Rift Vadisi'nde yer alan Naivasha Gölü, bölgedeki diğer göllerden farklı olarak bir tatlı su gölü. 139 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Papirüs bataklıkları ve akasya ormanlarıyla çevrili göl, çok sayıda tür için önemli bir sığınak. Sakin suları ve yemyeşil çevresi, inanılmaz çeşitlilikteki yaban hayatı için adeta bir cennet. En çarpıcı sakinleri arasındaysa bu su krallığının tartışmasız hükümdarı olan Afrika balık kartalı yer alıyor. 2 metreyi aşan kanat açıklığı, beyaz kahverengi ve siyahtan oluşan çarpıcı tüyleriyle görkemli bir kuş. Kendine özgü çığlığı andıran, akıldan çıkmayan çağrısı gölün her köşesinde yankılanıyor. Afrika balık kartalı usta bir avcı. Keskin görüşü sayesinde avını çok yüksekten bile görebilir. Hızlı, güçlü, takip etmesi zor bir dalışla avını pençeleriyle kapıp sudan çıkarıyor. Olağanüstü bir hassasiyet ve güç gösterisi. Naivasha'nın kralı balık kartalı iken tüm Afrika'nın tartışmasız kralı da güneyde Masai Mara düzlüklerinde hakimiyet kurmuş. Burası aslanların diyarı. Geniş çayırları ve aralara serpiştirilmiş izlenim veren akasya ağaçlarıyla Masai Mara aslanlar için mükemmel bir yaşam alanı. Burada hem av bol hem de ava görünmeden yaklaşabilecekleri alanlar var. Aslanlar büyük aileler halinde yaşayan, gerçekten sosyal tek kedi türü. Tipik bir sürü birkaç dişi aslan, onların yavruları ve genelde de bir erkek koalisyonundan oluşur. Dişi aslanlar ailenin omurgası. Yavruların bakımı ve yetiştirilmesi hem annenin hem de teyzelerin ve kardeşlerin sorumluluğunda. Enerjik, oyuncu ve meraklı yavrular tüm yaşamsal becerilerini büyüklerinden öğrenecek. Erkeklerin etkileyici yeleleri var. Onlar heybetli görünüşleriyle ailenin koruyucuları.
Çok uzaktan dahi duyulabilen kükremeleri bir güç gösterisi, bir hakimiyet beyanı. Ailenin bölgesinde devriye gezecek, davetsiz misafirleri uzaklaştıracak ve aile bireylerinin güvenliğini sağlayacaklar. Erkekler sürüyü korurken dişi aslanlar genelde avdan sorumlu. Olağanüstü bir koordinasyonla birlikte çalışarak avlarını sabır ve dikkatle takip edecekler. Başarılı bir av tüm aileyi besleyip hayatta kalmalarını sağlayacak. Kenya'nın vahşi doğasında yavru yetiştirmek zor bir iş. Dişi aslanlar yavruları emzirme, tehditlerden koruma sorumluluğunu paylaşıyor ve onlara hayatta kalmaları için ihtiyaç duyacakları tüm becerileri öğretiyor. Yavrular günlerini annelerinin ve teyzelerinin dikkatli bakışları altında oyun oynayarak ve etrafı keşfederek geçirecek. Avlanmayı öğrendikleri, bölgelerini tanıdıkları ve ailenin dinamiklerini keşfettikleri bu yıllar gelişimleri için çok önemli. Mara Nehri. Yabani incir ağaçlarıyla kaplı nehir kıyıları sessiz ve huzurlu gözükebilir. Bu aldatıcı. Leoparlar bu düzlüklerin pusu avcıları. Ancak Mara Nehri'ndeki asıl tehlike suyun altında. Burası milyonlarca yıldır pek değişmemiş, gezegenin en etkili avcılarından birinin evi. Son derece sabırlı bir canlı olan Nil timsahı, göç eden sürülerin gelişini pusuda bekliyor. Ancak büyük göç tüm canlılar için iyi bir haber değil. Bazılarının huzuru bozulmak üzere. Nehir fazla kalabalık olmaya başladı. Su aygırları yakıcı Afrika güneşinden kaçmak için zamanlarının çoğunu nehrin serin sularında geçiriyor. Hava serinleyene kadar kıyıya çıkmayacaklar. Su aygırı Mara Nehri ekosisteminde önemli bir role sahip. Ağır cüssesiyle nehirden çıkarken derin patikalar açıp durmaksızın otlayarak da nehir civarındaki otlakları şekillendiriyor. Besin açısından zengin dışkısı çevredeki toprağı gübreleyerek yemyeşil bitki örtüsünün büyümesine de katkı sağlıyor. Su aygırı bölgesini kararlılıkla koruyan bir canlı. Özellikle erkek su aygırları devasa dişleri ve sinirli tavırlarıyla davetsiz misafirleri bölgelerinden uzak tutma konusunda çok hassas. Ama öküz kakan kuşu davetsiz misafir değil. Bu küçük kuşlar otoburların kürklerinde ve derilerinde yorulmadan gezerek parazit kontrolü yapıyor. Fillerden zürafalara, bufalolardan ceylanlara hiçbir otobur öküz kakanın ilgisinden muaf değil. Kuşlar kürkü ve deriyi tararken keneler, pireler ve diğer kanemici böceklerle ziyafet çekip otlayan ev sahibinin bu rahatsız edici parazitlerden kurtulmasını sağlıyor. Bu hizmet karşılığında otçullar öküz kakanlar için bitmeyen bir besin kaynağı. Göç eden dev sürü Mara Nehri kıyılarına ulaştı. Güneş batmak üzere.
hayvanlar karanlık bastıktan sonra nehri geçmeye çalışmayacaklar. Masai Mara'da sabahın erken saatleri. Bufalolar düzlüklerde besleniyor. Heybetli boynuzlara ve güçlü cüsselere sahip bu görkemli hayvanların keskin duyuları var. Bufalo, yani yabani Afrika mandası, Afrika'nın en güçlü hayvanlarından biri olmasına rağmen aslanların en sevdiği avlardan. Her an tetikte olmaları gerek. Bufalo tek başına bile korkutucu bir canlı olmasına rağmen gerçek gücü sürünün kolektif birliğinde. Görme yetisi koku ve işitme duyuları kadar güçlü olmayabilir. Ancak sürüde bu kadar çok göz ve kulak varken aslanlar için bufalo avlamak kolay bir iş değil. Neyse ki bitkin antiloplar sonunda geldi. Birkaç ay boyunca aslanların bufalolarla yolları kesişmeyecek. Artık zaman dolmak üzere. Nehir kıyısında antilop ve zebralardan oluşan büyük bir sürü toplandı. Burada Mara Nehri kıyısında sürünün her üyesinin cesaretini ve dayanıklılığını sınayan tehlikeli yolculuk doruğa ulaşmak üzere. Sürü huzursuz. Yeşil otlaklara ulaşmak için mesafeler kat eden bu sürü artık bitkin ve susuz. Nehir kenarına inip susuzluklarını gidermek için sabırsızlanıyorlar. Ancak çok dikkatli olmalılar. Su baştan çıkarıcı olsa da içi tehlikelerle dolu. Tehlikenin geçtiğinden emin olduktan sonra nihayet suya kavuştular. Sürüler çoğaldıkça baskı artıyor. Öndeki liderlerin başka seçeneği kalmadı. Zaman geldi. Biraz cesaret ve arkadan gelen baskıyla büyük geçiş başlıyor. Mara'ya vardıklarında sürülerin karşılaştığı en büyük engel, onları büyük bir iştahla bekleyen timsahlar. Nil timsahı dünyanın en büyük ikinci sürüngeni. Zırhlı bir gövdeye ve jilet keskinliğinde dişlere sahip. Büyük göç sırasında antiloplar ve zebralar nehirleri geçmek zorunda. Bu tehlikeli bir iş. Timsahlar gizlenip sürülerin en zayıf ve en savunmasız üyelerine saldırmaya hazırlanıyor. Yeah.
vücut şekilleri suda hızlı hareket etmelerini sağlarken, güçlü çeneleri kemikleri kırabilecek ve etleri parçalayabilecek kadar kuvvetli. Onlar nehrin en başarılı yırtıcıları. Yıldırım hızındaki reflekslere ve eşsiz güçlerine rağmen timsahların acelesi yok. Şu an onların zamanı. Diğer yırtıcı hayvanlar gibi onlar da bir süre açık büfenin tadını çıkaracak. Nehirdeki akıntı çok kuvvetli ama diğer taraftaki çayırlara ulaşmak için nehri geçmek zorundalar. Bazı hayvanlar zaman zaman cesaretlerini kaybedip geri dönebilir. Ancak bu geçici. İçgüdülerine karşı koymaları mümkün değil. Nehir geçişi sürüdeki tecrübesiz gençler ve yavrular için özellikle tehlikeli. Tozu toprağa katan bu kaos içinde annelerinden ayrılma riskiyle karşı karşıyalar. Şiddetli akıntı, dört nala koşan toynaklar yavrular için tehlikeli. Burada ezilerek ölmek gerçek bir tehdit. Mega sürünün bazı fertleri için göç, şiddetli akıntı ve sinsice gizlenen timsahların çeneleri yüzünden trajediyle sonlanmak üzere. Uçsuz bucaksız savanları ve çok çeşitli karasal habitatlarıyla tanınan Kenya, aynı zamanda zengin ve canlı bir deniz ekosistemine de sahip. Ülkenin uzun bir kıyı şeridi var. Doğuda kuzeyden güneye Hint Okyanusu uzanıyor. Burası Kenya'nın mavi vahşi doğası. Bu suların en eski ve en köklü sakinleri deniz kaplumbağaları. Kenya'nın kıyı suları, yeşil kaplumbağa ve atmaca gagalı deniz kaplumbağası da dahil olmak üzere pek çok tür için önemli bir yuvalama ve beslenme alanı. Bu nazik yaratıklar milyonlarca yıldır her sene doğdukları sahillere geri dönerek sıcak kumlara yumurtalarını bırakıyor. Kenya kıyı şeridinin kuzeyinde yer alan Lamu Adası, yeşil kaplumbağanın sığınağı. Bu kaplumbağalar karanlık gecelerde karaya çıkacak ve yumurtalarını bırakmak için zahmetli bir şekilde kuma yuva kazacak. Adanın el değmemiş sahilleri ve koruma altındaki suları bu olağanüstü canlılar için kıymetli, güvenli bir alan sağlıyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra okyanusa doğru tehlikeli bir yolculuğa başlamalılar. Önce karadaki yırtıcılardan kaçmaya çalışacak. Sonra okyanusun tehlikeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Açıklardaki derin sularda yunuslar ve balinalar dolaşıyor. Akrobatik hareketleri, oyuncu tavırlarıyla şişe burunlu yunuslar, bu gösterilere tanık olanların unutamayacağı bir manzara. Karanın denizle buluştuğu kıyı şeridine su basar mangrov ormanları hakim. Karmaşık kök yapıları, genç balıklar ve kabuklu canlılar için önemli bir yaşam alanı. Bu ormanlar aynı zamanda kıyı şeridinin güçlü dalgalardan, erozyon ve fırtınadan korunmasında hayati bir role sahip. Güneş, Kenya'nın uçsuz bucaksız, büyüleyici manzaraları üzerinde batarken, savan sarı ve turuncu tonlarına büründü. Büyük göçün yaşam ve ölümün destansı hikayesini anlattığı Masai Mara'nın sonsuz çayırlarından,
Pembe Flamingo Denizi'ne dönmüş Nakuru Gölü'nün sakin sularına kadar bu ülke her köşesinde doğa harikaları barındırıyor. Bu topraklar doğanın dayanıklılığının ve güzelliğinin kanıtı. Her ekosistem, her tür iç içe geçmiş bu düzende, bu karmaşık yaşam ağında hayati bir role sahip. Afrika'nın vahşi kalbi Kenya, dünyamız için vazgeçilmez bir doğal miras. Hayranlık uyandıran, gelecek nesiller için korumamız gereken bir miras. Bu eşsiz manzaraların ve Kenya'da yaşayan canlıların geleceği bizim elimizde.